Evet Sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.comun ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Arkamdan giden, desteğini esirgemeyen 30.000 e, e yaklaşan abone kardeşlerim hepinizi selamlıyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Ben kendini eleştirebilen bir insanım. Herhangi bir kusurum, herhangi bir hatam varsa affola özürlerimi sunuyorum. İnşallah sizlere karşı herhangi bir hata, herhangi bir yanlışım yoktur. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, önce şunu da belirteyim. Hashtag var ya et işareti. O onu yazıp arkasına fenerbahçe eklerseniz resmi hesabı direkt etiketliyorsunuz. Bu videonun altına hani içinizden ne geçiyorsa yazın, sonuna et fenerbahçe yazın zaten büyük ihtimalle sistem etiketlerken size soracaklar işte şu kanal mı diye resmi hesap etiketleyebilin. Yani yapabildiğiniz kadar yorum yapın, gönderin arkadaşlar, e, içinizi dökün. Şimdi, Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısı bugün saat 10.30'da ki ben bu videoyu da 10.30'da planlayacağım. Ülker Arena'da yapılacak. Eminim toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamayacak. Ee, i̇kinci toplantı 17 Haziran Cumartesi günü. Yani lig bittikten sonra Türkiye Kupası maçı oynandıktan sonra Cumartesi günü saat 10.30'da Ülker Arena'da yapılacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. <laughs> Ali Koç'u yalayacak arkadaşlarımız gidip burada yalayabilirler. Hani e, ilahlaştıran arkadaşlarımız gidip ilahlaştırabilirler. Zira 5 sene 0 kupa. 5 yılda sadece 3 derbi galibiyeti. Sadece 3 derbi galibiyeti 5 yılda. UEFA e, Avrupa Ligi'nde ilk defa gruptan çıkamama. Fenerbahçe tarihinde ilk defa çıkamamış. Ali Koç başarısı. 8 teknik direktör, 2 sportif direktör, yüzlerce vasat futbolcu transferi. Kadıköy serilerinin bitişi, Fenerbahçe'yi sayısız kere küçük düşürme, ezeli rakibi olan bütün takımların şampiyonluğunu görme, İstiklal Marşı ve kapanış. Daha ne olacak? Daha ne olacak? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben öncelikle öz eleştiri yapabilen bir insanım. Fenerbahçe başkanını eleştirerek başladım. İnşallah Fenerbahçe başkanının hani Fenerbahçe başkanlığından istifa etlerinin müjdesini de ben verdim sizlere inşallah. Onu söyleyeyim. Rakibimiz şampiyon yapıldı ya da oldu. Ben rakibimizi tebrik ediyorum. Türk futbolunu tehdit ederek, lale ortaya ana bacı küfürler ederek, 8 ay boyunca kırmızı kart görmeyerek, çeşitli kullanmalar yaşayarak, rakiplerine hak ettikleri penaltılar verilmeyerek, offside'ımsı kararıyla maç kazanarak, her şeyi yapıp hiçbir şey yapmayarak şampiyon olan Galatasaray'ı Tebrik ediyorum. ama bu slayt gösterisi nereden başlamış? Allah Allah. Ben tebrik ediyorum Galatasaray. Gerçekten ayak oyununu çok iyi yaptılar. Saha dışında çok iyi çalıştılar. Saha içinde hiçbir şey yapmayan takımlarını yani canavara dönüştürdüler. Gol atma özürlü, maç kazanma özürlü takımlarını nelere dönüştürdüler? Tabi bunları yaparken Fenerbahçe taraftarı işte Emre Belözoğlu sağ olsun 7 tane yemeseydi şöyle böyle falan. Bir kere şunu söyleyeyim. Ankara gücünü Hani TFF şikesiyle ki Galatasaraylı arkadaşların hepsi bu ligin şikeli olduğunu söylüyorlardı. Bu ligde sıkıntı olduğunu söylüyorlardı. Bu ligin geçerli olmadığını söylüyorlardı. Offsite'ımsı, hani verilmeyen kırmızılar falan filan. Şantaj ve tehdit. En önemlisi bu. Bir tane Erden Timur diye bir arkadaş var. Şantaj ve tehdit. Ben şunu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'dan bile daha rütbeli bir arkadaş bu arkadaş. Çünkü devlet garantisiyle oynatılan ligi bitirtmeyeceği Tehdidinde bulunama hiç kimse bir şey yapamadı. Yani elimizde belgeler var dedi. Var kayıtları var dedi. Şunu söylüyorum buyursun döksün ortaya. Bak ben bir Fenerbahçeli olarak şunu söyleyeyim. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Aksini iddia eden varsa hangi safta durduğuna baksın. Ya çok net bir kanıt getirirsin ortaya ki artık daha net kanıt ne olacak? Yargılayan hakime, savcısı FETÖ'cü, alan polisi FETÖ'cü, bilmem emniyetçisi FETÖ'cü, medya ayağı FETÖ'cü. Ulan Fenerbahçe stadyumuna gir, tesisine gir, Fenerbahçe forması giyip maç yapan Galatasaray Kongre Üyesi Zekeriya Özdenen şahıs Fetöcü. Galatasaray Kongre Üyesidir. Düşünün yani operasyonun her şeyi belli. Yani bu kadar şey olmasa bir kanıt göstersen deriz ki tamam abi demek ki sıkıntı biz deymiş. deriz. Ben de şimdi bunu söylüyorum. Galatasaraylar bana göre siz tehditle, şantajla şampiyon yapıldınız. Hadi çıkın, başkanınız, başkan vekiliniz açıklasın elindeki belgeleri. Biz de tatmin olalım. Diyelim ki ulan harbi lan şöyleymiş böyleymiş diyelim. Buyur. Şimdi yani ne kadar da rakip olsak da tehditle şantajla tabii ki de şampiyon yapılan Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe tribünleri 4 sene üst üste şampiyon oldun. Fethullah'ın köpeği oldun. Gerçekleri tarih yazar FETÖ'cüsün Galatasaray diyor ama yani onlar çok geride kaldı. Şimdi bir son dakika introsu vereyim. Başka bir şeye geçeceğim. Şimdi öz eleştiriye dönelim. Tabii ki Galatasaray şöyle diyoruz böyle diyoruz. Peki Galatasaray'ın bize ortaladığı ortaları biz niye gole çeviremedik? Mesela daha ilk maç Ümraniye maçı. Ben onu saymam. İlk maçın günah çok olmaz ya. Yemeyelim birbirimizi. İlk maçın günahı her şekilde toparlarsın. Ama 3 tane yediğin golün 3'ü de hakem skandalı. Üstelik ilk yarı 2-1 önde geç, girmişsin. Sıkıntı değil mi? Çok büyük sıkıntı. Sonrasında Giresun'a evinde 2-1 kaybetmek. Ben şunu söyleyeyim. Açık yüreklikle söyleyeyim. Giresun maçına bizim aldığımız penaltıya bakın. O maçı niye kaybettiğimizi anlarsınız. O penaltıda hani beni rahatsız eden bir şey vardı. Hatırlayın o gün e, maçın yayınlarını. Serdar Aziz'in hediyesi. Yani giden 3 puan. İstanbul Sporlu evinde 3-3 kalman. Ya ligin en kötü takımı İstanbul Spor. Kim ne derse desin bana. Dandik takımlardan bir tanesi İstanbul Spor. İstanbul'u yenemeyecek kadar ahmak olmayın dedim. 2-0 öndesin maç veriyorsun. Tamam golüm verilmedi. Tamam penaltım verilmedi. Tamam hani her şey tamam. E Giresun deplasmanı 1-1. Lan 1-0 öndesin Atilla Salahi'nin hediyesi. Bak şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım olsaydı şu tablodan sonra sezon sonunda Atilla Salahi'yi def ederdi. 1. Serdar Aziz'i def ederdi. 2. 2. Şu İstanbul Spor maçından dolayı birkaç oyuncuyu def ederdi. 3. Yani yanında buyurun. Ya şu maçlardan sadece iki tanesini yani yenildi bir de Konya maçı şu bu var. Yenildiğin Giresun maçını kazanmış olsan 3. Yenil, berabere kaldığın Giresun maçını kazanmış olsan 5 puan fazlan var. Ha şu da bir gerçek. Elinle yaptın. Başkan Ali Koç'un göreve başladığı 2018 yılından bu yana Süper Lig'de şampiyon olan takımlar Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, tekrar Galatasaray. Yani önümüzdeki sene ya Başakşehir ya Beşiktaş şampiyonluğu. Sonra artık Trabzonspor tekrar seriye döner. Ee, falan filan. Ben Ali Koç'un açık ve net söylüyorum. Ben Ali Koç'un artık net bir FETÖ projesi olduğunu Fenerbahçe'nin ele geçirildiğini düşünüyorum. Yani başka bunun açıklaması yok. Ele geçirildiğini düşünüyorum bir takımın, bir futbol takımının ele geçirildiğini düşünüyorum. FETÖ kumpası yaptı. 2012-2011 değil mi? Kumpası yaptı. En önemli futbolcuların gitti. Mesela bugün Galatasaray'dan Icardi'nin gittiğini düşünün. Yerine de kim gelsin biliyor musunuz? Hani hiç beğenmediğiniz bir forvet getir. Adem Büyük tekrar futbola dönüp Galatasaray'ın forveti oluyor. Öyle düşünün. Saka gidiyor. Sabri Sarıoğlu geliyor. Öyle düşünün. İşte Torreira'ya gidiyor. Talya e, Talyan Antalyalı geliyor. İşte ne bileyim Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Emre Kılıç falan geliyor. Ve gelecek sene Galatasaray şampiyonluğu bir puanla kaybettiğini düşünün. Böyle bir ihtimal var mı? İmkansız hocam. Hocam hakemler bile kollasa imkansız dersiniz. tüm operasyondan sonra Fenerbahçe Sezon başında anlaşılan süper finalli ligde 0,5 puanla şampiyonluğu kaybetti. Bakın FETÖ'nün operasyonundan sonra büyük güç kaybeden medya baskısı, taraftar baskısı, her türlü baskıya maruz kalan Fenerbahçe 0,5 ile kaybetti. Bugün eleştirdiğimiz Aykut Kocaman'la. Aynı Fenerbahçe 28 yıl sonra e Türkiye Kupası'nı kazanıp ertesi sene yine kazandı. Enteresanlığa bak. Aynı Fenerbahçe FETÖ'nün kumpasından 3 yıl sonra 3 yıl sonra 2013-2014'te 3 yıl sayılmaz. 2,5 falan sayılır. 3 yıl sonra Türkiye tarihinin en erken şampiyonluğunu Nisan ayında ilan ederek şampiyon oldu. Bakın. Bakın Fenerbahçe'ye bakın. Petro kumpası sonra. 5 senedir 0 kupa. Ya Giuliano çok iyi. Josef çok iyi. Fernando Ağa çok iyi. Gelir gelmez sat bunları gönder. Ya Aykut Kocaman'la bilmem kaç puan. Çok düşük puanla şampiyonluğu kaçırmışsın. Vicdansız. Hiç mi futbol bilgin yok? Hiç mi kafan çalışmıyor? Ulan Avrupa'da yarı final oynatmış bir teknik direktör. Bak taraftar beğensin beğenmesin. Umrumda değil benim. Avrupa'da yarı final oynatmış bir teknik direktörüm var. Bak Avrupa'da yarı final oynatmış. Yani Avrupa'yı bir teknik direktör diyorsan buyur. E, Türkiye'de seni şampiyon yapmış. İkincilikler almış ki üstteki baskı malum. Lan getirecektin 4-5 tane kral transfer. Bitti. 5 senedir sen değildin biz değildik. Nasıl becerdin de kulübün altın üstüne getirdin? Nasıl becerdin de bu kadar mahvettin? Nasıl becerdin de kulübü ellerinle Fenerbahçe düşmanlarına teslim ettin? E, Terran'ı ulan Van Persie getirdi, Nani getirdi bilmem hani e, neler neler var. Daha saymayın ben. Komoli'yi getirdin. Getirdiği isimlere bak. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bak dalga geçmeyin. Komoli'nin getirdiği isimlerden bile bir zarar etmedik ha. Öyle bir yani Komolli dönemi transferleri. Harbi söylüyorum bak. Çok enteresan ya. Bak Komolli dönemi transferleri. Ki Barış Alıcı. Barış Alıcı'yı sen oynatamadın. Berke Özer. Yani Berke'yi de yine aynı şekilde yedek kulübesine mahkum ettin. Ki bu ikisini sen aldırmasını istedin. Ferdi Kadıoğlu, Ayev, Slimani. işte Frey. Diego Red. Bak bunlardan bazılarını sen işte biz topçu istiyoruz. Biz bedava istiyoruz. Şöyle böyle falan filan. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Komolli'nin 30 transferin 22'ye gitmiş. İnanın Komolli Bilal Koç'tan daha başarılıydı. Daha Fenerbahçeliydi. Harbi söylüyorum bak. Yani Erol Bulut'u teknik direktör olarak getirirsen isteyecek adamlar bunlar olur. Neyse. O konumuz Komolli şu bu değil. Konumuz şu. Okuyu getirdin. Bilgisayar istedi de biz o yüzden getirdik. Ya dünya tarihinde bu kadar saçma bir açıklama var mı ya? Bilgisayar istedi o yüzden getirdik. Bilgisayar istifa etmese şimdi istifa edeceğini etmeyeceğim. Bitti mi bitmedi. Ya her geçen gün daha da geriye giden bir Fenerbahçe. Küme düşme potasında Fenerbahçe'yi gördü bu taraftar. Bu taraftar küme düşme potasında Fenerbahçe'yi gördü. Bitti mi bitmedi. Rezalet 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 üst üste. Bitti mi bitmedi. Tam Fenerbahçe doğruldu. Her şey çok iyi. <laughs> Ersun Yanal, Lan ben Ersun Yanalı almam ki. Sen kimsin böbürleniyorsun? Ersun Yanalı getirip Altolga Ciğerci'yle Jailson'la yönet takımı. Ya verdiğin kadroya bak. Bu sene aldığın transferlere bak. Şimdi Jesus diyor ki Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık. Hani her şey çok iyiydi. Süperdik. Biz muhteşemdik. Ya senenin başında bir algı başlıyor. Fenerbahçe bu sene 103 gol rekorunu kırar. Bir başlıyor. Ya bir başlıyorlar. 103 gol rekorunu kesin kırar. İmkansız. Yani kırılmaz diyen yalan söyler. Ligin en iyi takımı Fenerbahçe. Avrupa'yı futbol oynuyor. Şimdi bak kime sorsanız aynı palavrada. Ne diyor? Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe çok iyiydi. Antalya maçındaki Fenerbahçe de iyiydi bence. Harbi söylüyorum bak. Bence Antalya maçındaki Fenerbahçe de iyiydi. Dünya Kupası öncesine gitmenize gerek yok. Son zamanlardaki Fenerbahçe'nin de iyi oynadığı maçlar vardı kısmen. Mesela Trabzonspor maçı gol atana kadar Trabzon topun tesini görmedi. Sahada yoktu. Sahada yoktu Trabzonspor. Bu arada Antalya Spor maçının verilerini söyleyeyim ben size. Yani istatistiklerini. Harbi söylüyorum bak Fenerbahçe yani ezip geçtiği bir maç. Şaka gibi geliyor değil mi? Hocam dalga geçiyorsun bizimle. Yo dalga geçmiyorum bak. Açıklayayım arkadaşlar. İlk söylediğim Fenerbahçe ikinci Antalya Spor. Toplu oynama 61'e 39. Toplam şut 15'e 8. İsabetli şut 8'e 3. İsabetsiz şut 5'e 4. Şut engelleme 2'ye 1. Korner 8'e 2. Offside 3 kez biz 6 kez onlar düşmüş. 13 faulümüzde 1 sarı kart. 10 faullerinde 3 sarı kart demişler. Büyük şans 5'e 0. 5 büyük şans. Kaçan büyük şans 3'e 0. Yani 5 tane gol atabileceğin pozisyon. Kontra atak 4'e 1. Kontra atak şutu 3'e 1. Kontra atak golleri 1'e 0. Ceza sahası içinden şut 11'e 3. Ceza sahası dışından şut 4'e 5. Kaleci kurtarışı 3'e 6. İsabetli pas 436'ya 249. Uzun top %63 başarı bizim %49 onların. Orta isabeti %60 isabet rakibin %8. Top sürme girişimi 36'da 25, 14'te 6. Top kaybı 122 bizim 125 onların. Kazanılan ikili mücadele 62'ye 46. Kazanılan hava topu 12'ye 15. Top çalma 15'e 13. Pas arası 8'e 6. Tehlike engelleme 16'ya 13. Delip geçti Fenerbahçe. Ezip geçti Fenerbahçe ama sonuç sonuç ben e, futbolcu bağlamında da söyleyeyim. Arda Güler 8.9 reyting almış. 86 dakika. Abi 54'te 47 isabetli pas. 7 kilit pas. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Mal olan mal bu 7 tane yani 7 tane asist yaptı sayılır. Mal olan mal bundan bir iki tanesini atardı diye. Kaç asist? Yani bir tanesi asist oldu. Orta isabeti 8'de 5. Uzun top isabeti 6'da 5. Bitti mi? Bitmedi. İsabetsiz şut. 1 İsabetli şutu yok çünkü hep pas. Top sürme girişimi 5'te 2. İkili mücadele 13'te 7. Hava topu 2'de 1. 4 top çalma, 2 adam kaçırma. Kendisine bir kez faul yapılmış ve 8.9. Yani Samet akaydı mesela 7.7 almış. Ama ben diyorum bak Antalya Sporu. Bak tehlike engelleme 5 Samet'in. Şut engelleme 1. Pas arası 1. Top çalma 3. Adam kaçırma bir. 5'te 3 ikili mücadele. 6'da 5 hava topu. Bir kez faul yapmış. 73'te 66 pas isabeti. 8'de 7 uzun top isabeti. Yani bunları tek tek saymaya gerek yok. Bunları siz de bulabilirsiniz. Ben asıl önemli hususa geleyim. Arda Güler biz şampiyonluğu kendi ellerimizle verdik. Üzgünüz diyor. Size şunu söyleyeyim. Şampiyonluğu ne zaman verdik biz biliyor musunuz? Biz evimizde Galatasaray'a yenildiğimizde vermedik. Biz Giresun maçında yenildiğimizde verdik. Giresun maçında yenildiğimizde verdik bir. Galatasaray maçına çıkarken Jesus'un bir cümlesi var. Sıradan bir maça çıkıyoruz. Biz orada verdik 2. Kim? Beşiktaş maçı. 1-0 öndesin. Penaltı yakalamışsın. Rakip 10 kişi kalmış. Penaltıya at 2-0. Sezon bitti. 3. İstanbul maçı 4. Giresun maçı 5. Hani tek tek saymaya gerek yok. Biz çok yerde şampiyonluğu verdik. Ha şu cümleyi kuracaksınız. Hocam. Bak eğer senin dediğin gibi Galatasaray kullandıysa benim dediğim gibi değil. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu maçta bile yani Galatasaray son Ankara Gücü maçında bile bakın yine ayağa basma var, yine tekbeler var. Verilmeyen kırmızılar var. Ya Galatasaray'a bu sezon vermeyen en az 20 tane kırmızı kart var. Ya 20 tane ben demiyorum. Beşiktaş Sports Trio 2 ekibinin 3'ünün ortak kararı ya da en az ikisinin ortak kararı. Bir takım 20 tane kırmızı karttan yırtar mı yırtar. Ya bunlar içinde ikinci sarı kart falan da var. 10 olsun ya. 10 tane kırmızı kart görmen gereken pozisyonda kırmızı görme. 10 tane. Fenerbahçe şu kadar penaltı attı. Adamlar çok güzel algı yaptı. Sosyal medyayı çok güzel kullandı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Rıdvan Dilmen diyor ki Fenerbahçe'nin son 5 sezonuna baktığımızda Jorge Jesus'ta devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Size soruyorum. Jesus'ta devam edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz arkadaşlar? Hocam işte o derbi performansları sıkıntıydı. Şöyle böyle kendini Fenerbahçe'ye adarsa şu olur bu olur. Geçiniz. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Jesus'ta, Mesus'ta değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu başta. Birilerinin gitmesinde. Birilerinin defolup gitmesinde. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu oralarda gizli. Başka yerde aramayın. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Jesus kalmalı diyor. Niye kalmalı diyor? Ben size onu da anlatayım arkadaşlar. Şimdi İnternete Jorge Jesus yazın. Transfer market profiline girin. Bak ben niye kalmalı dediğini anlatayım size. Yani Rıdvan Dilmen'in. Aslında Jesus Rıdvan Dilmen'e göre başarılı, başarısız değil. Bu sezon totalde 50 maça çıkmış. 34 galibiyet, 10 beraberlik, 6 mağlubiyet, 224. 24 Puan ortalaması 2-24. Hocam ligde, ligde 31 maç var. Ben şunu da belirteyim. Ee, bir maçta hükmen olacak. Süper nasıl 31 maç Burada bir yanlışlık var ama şey herhalde e, hani takımın başında olmadığı maçları saymamışlar herhalde, cezalı oldu. Süper Lig'de 34 maç. 77 puan ortalaması. Anlatabiliyor muyum? 77'yi yani 34 maç arkadaşlar. Bilmemizi kandırmayalım. 77'yi böl 34'e 2.26 çıkıyor. Muhtemelen oynamadığı saymadığı 31 maç üzerinden baz almış. 2-29 puan ortalaması. Avrupa Ligi'nde 2-13. Yani 2-13 ne demek? Karşılaştığın maçların 3'te ikisini hemen hemen kazandın demek. Zaten 8 maç çıkmış. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Türkiye Kupası'nda 2-60. İnşallah Türkiye Kupası'nda son maçı da 6. maçı da kazanıp yani 16 puan, 2-80 küsür civarı bir şey olur. Avrupa Ligi elemesi 4 maçta 2.5 puan ortalaması. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi 2 maçta 0.50 puan ortalaması. Yani Jesus'un Fenerbahçe puan ortalaması 2.24. 50 maçta 2.24. Şimdi bu adamın kariyerine bakın. Benfica'da 2.11. Flamengo'da 2.43. Al Hilal'de 2.56. Şunu söyleyeyim. Ee, 50 maç yani kendimiz de hesaplayabiliriz arkadaşlar. 50 maçta 34 galibiyet. 34 çarpı 3. 102 puan. Artı 10, 112 puan. Galatasaray'ı ve Başakşehir'i yenersen artı 6 daha 118. Böl bunu 52'ye. 226, 227 diyelim yuvarlama. Rıdvan Dilmen'in sebebi bu. Rıdvan Dilmen, Jesus bu yüzden kalsın diyor. Sonuçta mesela lig 34 maçlı bir periyot olsa Fenerbahçe şu anda 77 puanda. 34 maçta 77 puan almış olacak. Yani ee, 2 katından daha fazla. iyi bir puan ortalaması. 84 gol atmış. 39 gol yemiş. Yani attığı gol sayısı da ligin en yükseği. 7 gol sayısı Galatasaray'dan 12 gol fazla yemiş. 12 gol az yeseydi zaten şampiyondu. Açık ara şampiyon. Orası da ayrı mesele. Rıdvan Dilmen bunu söylüyor. Ben Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe başarısızlığını isteyen bir kişi olduğunu düşünüyorum. Bunu da belirteyim. Ha diyeceksin hocam. Jesus'u gönderdikten sonra kimi getireceksin? Peki. Ben size bir şey söyleyeyim. Jesus'u göndermek için size sadece bir, iki tane isim vereyim. Bir Arda Güler, iki Emre Mor. Yeterli mi? Ya ligin ilk yarısında Arda Güler hak ettiği süreleri alsa Fenerbahçe Gül'ü e oynaya belki de şampiyon olurdu. Ya Galatasaray maçında ikinci yarı Lincoln değil Arda Güler girse belki maçı kazanırdık. Anlatabiliyor muyum? Ve elinde böyle bir yıldız varsa planlamayı onun üstüne yapacaksın. Hiç kimseyi kandırmayacaksın. Bir, yer. 2. Fenerbahçe İstanbul takımlarından kaç gol yedi? Hiç biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç biliyor musunuz? Fenerbahçe maçlar. Bak hiç biliyor musunuz? Fenerbahçe İstanbul takımlarından kaç gol yedi? K kendi evinde. Deprezman'dan bahsetmiyorum. Kendi evinde. Kendi evinde. Şaka gibi değil mi? Sorduğum soru. Bakın arkadaşlar. İstanbul Sporlu 3-3. Varan 1. Beşiktaş'a 2-4 yenildi. Yani iki maç 7 yedi gol yedin. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Yani birisi bana böyle böyle bir istatistik söylese adı oradan derim. Karagümrükü 4-2 yendin. İstanbul takımı sonuçta. Kaç etti abi? 9. Değil mi? Kasımpaşa'yı 5-1 yendin. 10. Hani tek tek saymama gerek yok. Siz biliyorsunuz ne demek istedim. Galatasaray'dan evinde 3 tane yedin. Yani bunların affı yok. Geçeceksin bunları. Bunların hakkı yok. Bunları bana anlatmayın. Bana bunları anlatmayın. Evinde Giresun'a yanında şu. Her şeyin bir telafisi var. Her şeyin bir telafisi var. Ama bana bunları anlatmayın. Kara 5-4 yendin evinde. Kimse sana bıdı bıdı yapmadı. Sonuçta kazandın. 5-4 olsa kazandın. Ve e, ben Jesus'la ilgili şunu söyleyeyim. Fenerbahçe, Jesus Fenerbahçe'yi ciddiye almadı. Ali Koç da ciddiye almadı. Hocam 50 milyon euro transfer bütçesi versin. Şampiyon yapar. Ligin gol kralı kim? Valencia. Bat şu an golleri de azım sanmayacak sayıda değil mi arkadaşlar? Yanlışım yok. Azım sanmayacak seviyede. Senin iki tane forvetin çatır çatır gol atmış. E hocam Icardi bizde olsa şöyle olurdu böyle. Icardi'nin gol sayısı Valencia kadar yok. Mal bak mantıktan gidiyorum. Demek ki bir şeyleri yanlış yaptın. Sen de Bak kilit pas 7. Arda Güler'in kilit pası 7. Maç başına 7 tane kilit pas yapsa. Yaklaşık 36 maç 36 maç e, ikisini çık 34 maç olarak düşünün. Ya bu adamın sezon boyunca kilit pası 200'den fazla olacak. Aptal olan aptal yarısını değil, çeyreğini değil, çeyreğinin çeyreğini atsa. Ya yani çeyreğinin çeyreğine kadar 12 ila 25 arası bir asiste ulaşırdı Arda Güler. Sadece ligden bahsediyorum. Şu istatistik. Ben yani böyle bir silahı kullanmayan, Emre Mor'u kullanmayan, Crespo'yu geriye götüren. Yani böyle bir teknik direktörle devam etmek. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Önce Ali Koç gidecek. Diyecek ki siyasete biz büyük bir hata yaptık. Biz yıllarca sizinle uğraştık. Tek, yani takım yönetmedik ya da istifa edecek. Ama ben Ali Koç'un ne kadar gururlu, onurlu, mert bir insan olduğunu biliyorum. Kendisine dedi istenmediği yerde duracak kadar kimse bilmem koltuk sevdası olmasın istifa etsin dedi. Ben Ali Koç'la ilgili size şunu söylüyorum. Ne Ali Koç istifa eder ne Jesus gider. Jesus da uzatır Ali Koç. Livakovic, Bekao, Mehdi Taremi, Wilfred Zaha falan filan. Şunlar gelir bunlar gelir. Tamam. Gerçekten şunlar söyleyeyim. Gerçekten şunları. Önümüzdeki sene... Ciestus'ta devam edilecek. Limakovic gelecek, Bekao gelecek, Mehdi Taremi gelecek, Ryan Kent, Wilfred Zaha gelecek. Hatta iki tane daha Yıldız gelecek. Şampiyon olabilir miyiz? Olamayız hocam. Niye? Niye olamayız? Anladınız değil mi? Ben ee, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye düşmanı bir isim olduğunu artık net olarak düşünüyorum. Çünkü bu kadar hakkı yenilen bir takıma başkan olarak sesini çıkarmıyorsan, bu kadar haksızın olduğu yerde susuyorsan, yani Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Luan Perez, ben açık söyleyeyim bunlar dışında hiçbir umurumda değil. Hepsi gidebilir. Hepsi gidebilir. Yani e, maalesef ve maalesef size söylüyorum. Ali Koç devam eder. Bitti mi? Bitmedi. Ali Koç devam ettikten sonra Jesus da devam eder. Yani ee... hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen yorumlara söylemek istediğinizi yazın. Ve sonunda Fenerbahçe hashtag ile ee... paylaşın arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Özür dilerim. Pardon. Sene başında Jason Denayer ile Fenerbahçe anlaştı. Ben bunun duyumunu verdim. Hatta yalancı sahtekar da ilan edildim ama Yağız Sabuncuoğlu dün açıklamış. Demiş ki Fenerbahçe Denayer ile anlaştı fakat Jorge Jesus Denayer'i oyun sistemine uymuyor diye veto etti. Yerine Gustavo Yannike'nin transfer edilmesini istedi diyor. Yani bize gidip de Flamengo'nun futbolcularını getiren Jesus. iki tane maçınız kaldı. 4 Haziran Pazar saat 19'da Onur Şeref maçı. 11 Haziran pazar günü sezonun kırılma maçı. İnşallah iki maçı da kazanacak kadar şereflisinizdir Fenerbahçe futbolcularım. İnşallah omurgalısınızdır. Ha ben haftalar önce söyledim. Hatta aylar oluyor. Galatasaray şampiyon yaparlar. Fenerbahçe'ye de Türkiye kupasını verirler. Derler ki hadi süper kupada süper finalde karşılaşın. Onu da gider Katar'a alırlar. Katar'da da bunlara derbi yaptırırlar. İstiklal marşı ve kapanış. Teşekkürlerimi sunuyorum bu kanalın bir ferdi olduğunuz için. Bu arada 30 bin 100 olmamıza da az bir sayı kaldı. Ben elimden gelince size duyumlar aktarmaya çalışacağım. İnşallah size, sizin mutlu olacağınız bütün duyumları verebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.